ahali, padişahımız Sultan Murat Han, Müslümanlara şart ve farz olan cihat ve gaza farzını eda etmiştir. Revan yeniden Osmanlı mülküdür. Padişahımız ordusunun başında Tebriz'e yürümektedir. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Şehzadem gitmemiz gerek. Ben Sultan Murat'ın ölüm haberini beklerken zafer haberini alıyorum. Ferhat Ağa işleri yüzüne gözüne bulaştırmış belli ki. Madem sefer nihayet bulmadı, Şehzadem neden payitahta döndü o zaman? İçimde kötü bir his var Yakup Ağa. Sultan Murat bir şeylerden şüphelenmiş olmasın? Sanmam Sultan. Öyle olsa Şehzademizi payitahta yollamazdı. Şehzade Bayezid Hazretleri, erken döndüğünüzü haber alınca hayli endişelendik. Kötü bir vaziyet yoktur inşallah. Aksine, payitahtın yıllardır hasret kaldığı bir müjdeyle döndük. Revan düştü. Dört bir anda ilan edilsin. Emredersiniz şehzadem. Hünkârımızın muvaffak olacağından zerre şüphem yoktu. Bu zafer gücüne güç katacak. Öyle. Hünkar abim Kösem Sultan'a da bir mektup gönderdi. Eski saraya gitmem icap ediyor. Kösem Sultan'ımız buradalar şehzadem. Hünkarımızın sefere çıkmasının akabinde sarayı Hümayun'a döndüler. Ya Gülbahar'ın söyledikleri doğruysa? Ya Bayezid oğlumun ölüm haberini getiriyorsa? Allah korusun sultanım. Gel. Valide sultanım. Bayezid, kemankeş. Oğlum niye gelmedi? Başına bir şey mi geldi yoksa? Telaşlanmayın sultanım. Hünkârımız afiyette. İlk seferlerinde muazzam bir zafer kazandılar. Revan yeniden Osmanlı mülkü oldu. Hünkar abim Tebriz üzerine yola çıktı. Benimse payitahta dönmemi buyurdular. Bu mektubu size gönderdiler sultan. Tabii sizin sarayda olduğunuzdan haberleri yok. Ya ne yapacaktım? Hünkar oğlumun yokluğunda meydanı boş mu bırakacaktım? Malum. Dışarıda hainler kol geziyor. Hakikat perdesi Allah'ın ezeli hükmünden başka bir şey değildir. Perde aralanınca gördüm ki benim bu cihandaki hakikatim sevdiklerimin, ailemin ihanetiyle sınanmak. Haklıymışsın Valide. Kardeşim Şehzade Bayezid iktidar sevdasına düşmüş. Tahtıma göz koymuş. Öyle ki bu uğurda düşmanlarımla ittifak etti. Canıma kastetti. Şeyhülislam'dan aldığım fetva ve bu ferman üzere hanedanına, devletine, ailesine ihanet eden kardeşimin nizam-ı alem için katledilmesi münasiptir. Sultanım.
Hünkaroğlum kazandığı zafer şerefine payitahtta bir şenlik tertip edilmesini istemiş. Ben alakadar olacağım. Uzun yoldan geldim. Yorulmuşumdur. Dairene dön, dinlen biraz. Bayezid, rüzgarın çabuk dinmiş. Erken dönmüşsün seferden, yalnız. Ne oldu, sefer şartları ağır mı geldi? Yokluğumda hiçbir şey değişmemiş anlaşılan. Çok şey değişti. Mesela herkes senin ne kadar yalancı olduğunu görmüş oldu. Sonra validen Gülbahar Sultan ortaya çıktı. Yok, yok, yok. Yok. Son anda elimizden kaçtı. Ama er ya da geç bulunacak. Validem hünkârımıza her şeyi anlatan bir mektup yazdı. Artık o da senin ne oyunlar çevirdiğini öğrenecek. Yani bitti Bayezid. Senin de sonun geldi. Validenin de. İbrahim. Kardeşlerim arasında en çok seni severdim. Ne Murat abime, ne Kasım'a benzerdin. Merhametliydin. Sevgi dolu bir kalbin vardı. Yazık. Zerresi bile kalmamış.